Merhaba arkadaşlar. Biraz da teknik analiz bakalım bugün haftanın ilk günü. Takip eden arkadaşlar hatırlayacaklar. 3 gün önce bir teknik analiz videosu paylaşmıştım. Şu mavi çizgiye yani 1300'lere endeksin sarkabileceği potansiyelinden söz etmiştim. Evet, bugün 1303'leri gördü şu ana kadar. Muhtemelen şuralarda oturacak arkadaşlar. 1307 seviyesini destek yapacak. Şu mavi çizgiyle gördüğünüz yeri 1307-29'a tekamül ediyor. Bugün içerisinde bu mavi çizgi aşağı yukarı işlemle birlikte hareket edecektir. Yani bir iki puan oynayabilir. Peki bundan sonra ne olacak arkadaşlar? Yani gördüğünüz gibi şuradaki trendi bozdu endeks. Bakın buranın altına sarktı. Bundan sonra gelebileceği yer, tabi bugün hemen bugün yarın oluşacak diye beklemeyin bunu. Zaman içerisinde, bu hafta içerisinde de olabilir. 1272-41 seviyelerine, yani şu pembe dikey çizgiyle, açılı dikey çizgiyle bu yatay yeşil çizginin kesiştiği 1271-83 seviyelerine, 1271-26 seviyelerine sarkma potansiyeli taşıyor arkadaşlar. Tabii burada biz endeks alıp endeks satmıyoruz. Bu endeks aşağıya gelirken finansal yapısı, mali yapısı güçlü şirketler bu düşüşlerden etkilenmeyebilir. Ters yönlü hareket de yapabilir. Burada sizin gözeteceğiniz hisselerinize, elinizde yatırım yaptığınız hisselere ne kadar güveniyorsunuz? Yani eğer şirketin güçlülüğünden, finansal yapısından, mali gücünden eminseniz son derece rahat olmalısınız. Evet, kötü havada iyi kağıt olmaz ama önemli olan burada güçlü finansal verilere sahip. Özellikle bu salgın döneminde satışlarını artırmış. Satışlarını artırarak büyüyen işletmelere güven duymalısınız elinizde varsa. Büyüme dedik arkadaşlar. Evet, bugün TÜİK büyüme oranlarını açıkladı. Gayri safi yurt içi hasılayı açıkladı. Yanılmıyorsam %6.7 üçüncü çeyrekte Türkiye büyüme sağlamış. Şimdi arkadaşlar, büyüme deyince kulağa hoş geliyor. Kulağın duymak istediği şey. Yalnız unutmayın arkadaşlar, büyümenin iki şekli vardır. Yani işletmeler ve ülkeler iki şekilde büyür. Bir, borçlanarak büyürler. Kasadan kasaya borç mukabilinde para girer. İki, satışları artırarak, yani satarak paraya, kasaya para girer. Şimdi iki türlü büyüme var. Borçlanarak büyüme, satışlarını artırarak büyüme. Peki biz nasıl büyümüşüz? Biz nasıl büyümüşüz arkadaşlar? İthalatımız, yani mal alımı,
Dolayısıyla kasadan ve tasarruflardan para çıkmışı anlamına gelir. İthalatımız %20 küsür büyürken ihracatımız, yani yurt dışına mal satımı, kasaya ve tasarruflara para girişi anlamına taşır. İkisinin arasındaki farka cari fark denir. Eğer satışlarınız alışlarınızdan azsa bu cari açığa neden olur. Şimdi yine TÜİK'in verilerinden yola çıkarsak %20 yurt dışı alışlarımız artarken %15 küsürde yurt dışı satışlarımız azalmış. Peki bir başka şekilde nasıl büyümüşüz? Tüketicilerin, hane halkının tüketimi artmış arkadaşlar. Nasıl artmış? Bankalardan dağıtılan faizler tüketicilerin, yani vatandaşın tüketim harcamalarına gitmiş. Yani insanlar borçlanarak, krediler biliyorsunuz bir borçlanma enstrümanıdır. İnsanlar bankalardan krediyle borç para alarak tüketim harcamaları yapmışlar. Şimdi arkadaşlar, bir ticarethaneniz var. Yani bunu yorumlamak için ekonomi profesörü, iktisat eğitimi almış olmanızı gerektirmiyor. Empati yapın. Bir ticarethaneniz var. Bir mal satıyorsunuz. Şimdi malı, vitrininizde mal var sattığınız. Bu malı satarak, bunun bir de maliyeti var. Diyelim ki 3'e alıyorsunuz, 5'e satıyorsunuz. Aradaki 2 lira sizin karınız oluyor. Bunun 1 lirasını tekrar sattığınız malın yerine yenisini koymak için sermayeye aktarıyorsunuz. 1 lirasını da evinizde çoluğunuz, çocuğunuz var. Karnınızı doyuracaksınız kendi harcamalarınız için. Harcama, tüketim tarafına atıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, vitrininizde mal var. Malı kasanızda sattığınız malı kasaya giren parayla mal almıyorsunuz. Sermayeye atmıyorsunuz. Evinizdeki çocuğunuzun, kendinizin zorunlu tüketim mallarına harcama yapıyorsunuz. Peki sattığınız malın yerine yenisini neyle koyuyorsunuz? Evde tüketime gitti paralar. Zorunlu yatırımlarınız, zorunlu harcamalarınıza gitti. İşte doğalgaz parasıydı, elektrik parasıydı, su parasıydı, yiyecek parasıydı, kiraydı, şuydu, buydu. Peki sattığınız malın yerine yenisini koyacak paranız kalmadı. Onu da gidiyorsunuz, bankadan kredi çekiyorsunuz. Borçla mal alıyorsunuz, vitrininizi dolduruyorsunuz. Bu da bir büyüme modeli arkadaşlar. Ne oldu? Vitrininizi doldurdunuz. Vitrininiz eksik kalmadı. Dolayısıyla dükkanınızdaki mal büyüdü. Bu da bir büyüme. Şimdi hangi büyümenin daha olumlu olduğunu herhalde karar verebilirsiniz. Yani satarak, sattığınızdan kazancınızın bir kısmını, sattığınız malın yerine yenisini koyarak arta kalan karınızı da zorunlu ihtiyaçlarınıza harcayarak. En mükemmel büyüme budur arkadaşlar. Evet, bunu bir iki güne kadar, bu akşamdan itibaren
ekonominin uzmanları ekonomi kanallarında, sayfalarında daha detaylı açıklayacaklardır. Ben büyüme sözü telaffuz edilince bu konuya da bir değineyim dedim. Evet, büyümemiz satarak değil, alarak olmuş. Yani bir de satışlarımız düşmüş yurt dışı. İhracatımızın payı da gayri safi yurt içi hasılanın içindeki payı ne yazık ki düşmüş. Bu nereye etki edecek? Şimdi dışarıdan alışlarınızla dışarıya satışlarınızın arasındaki farka cari fark dedik. Alışlarınız satışlarınızdan büyükse cari açık veriyorsunuz dedik. Bir de kur farkını üstüne koyarsanız bu cari açık tabii birazcık daha büyüyor. Ne yapmışız? Üçüncü çeyrekte büyümüşüz ama yurt dışına satışlarımız azalırken yurt dışından mal alışlarımız artmış. Peki arkadaşlar, teknik analiz, birazcık da teknik, az bir şey teknik analiz yaptık. Evet, bu kar realizasyonu diyorlar. Ben çok kar realizasyonu olduğunu düşünmüyorum. Keşke, isterdim ki bir kar realizasyonu yaşansın. Ama verilere de bakılınca ve yeniden ekonomilerin kapanma, daralması telaffuz edilirken dördüncü çeyrek verilerinin de üçüncü çeyrek verileri kadar iyi olmayacağını tahmin ediyorum. Bakın, Türkiye'de salgının ikinci pikinden bahsedilirken bugün İngiltere üçüncü pikten söz ediyor. Bu salgın her ne kadar aşı bulundu söylemleriyle, birkaç yerde birden aşılar bulundu söylemlerine rağmen hız kesmiyor. Bir de bir bilgi kirliliği var arkadaşlar. Bazı doktorlar, bilim adamları, özellikle yabancı doktorlar, bilim adamları kesinlikle aşıya karşılar, aman olmayın diyorlar. Sağlıklı vücudunuzu sağlıksız duruma düşürmeyin diyorlar. Bunun bir tuzak, bir oyun olduğunu söylüyorlar. İşte nüfusları düşürmek için bir tezgah olduğunu, laboratuvar oyunlarının olduğu söyleniliyor. Bunu söyleyenler kim? Yine yabancı uzmanlar ve doktorlar. Bunun içinde test yaptırmayın. Bu virüs zaten bünyemizde var. Bünyemizde virüsün olması hasta olduğumuz anlamına gelmiyor. Buna katılıyorum arkadaşlar. Yani insanın vücudunda her türlü virüs, yeryüzündeki bulunan bütün virüsler insanın bünyesinde barınıyor. Kanser de öyle. Ama virüs harekete geçmek için uygun ortamı bekliyor. Eğer siz o virüse uygun ortamı sağlarsanız virüs aktif oluyor, sizi hasta ediyor. Aşı da zaten yarı virüstür. Yani yarı ölü virüstür. Aşıyla vücudunuza zaten siz virüsü enjekte ediyorsunuz arkadaşlar. Bütün aşılar için böyledir. Aşı yarı o virüsün yarı ölü halidir. Yani sizi çok fazla hasta etmeyecek, vücudunuzun bağışıklığını değil de vücudunuzun alışmasını sağlayacak dozdur. Yani o virüse karşı bağışıklık sağlamanızı gerektirecek miktardır. Dolayısıyla aşı olduğumuz zaman biz o virüsü vücudumuza
enjekte etmiş oluyoruz yarı ölü olarak. Yani yapılan testlerin zaten pozitif çıkacağını, pozitif çıkınca da o aşıyı yapılacağı söyleniliyor. O yüzden mümkün mertebe test yaptırmama, efendim aşı olmama konusunda uyarılar geliyor. Vallahi yani ikilemde kaldık. Bir taraf öyle diyor, bir taraf böyle diyor. İki kötü arasındayız ya şu anda. Yani şu son durumda iki kötü arasında kaldık. Salgın, COVID-19, aşı. Olalım mı, olmayalım mı? Hangisi faydalı? Bir türlü karar veremiyoruz. Çıkan yeni yeni videolar, bilgiler doğrultusunda. En iyisi kendimizi olabildiğince izole etmek, en geç zamanda bu hastalıkla tanışabilmek. Peki arkadaşlar, iyi haftalar diliyorum.